Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihin estain. 13. dersimiz 29. söz. Bekayru ve melaike ve haşe dairdir. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim. Kulü ruhu min emri Rabbi sadakallahu nazim. Sayfa 507. El geldik. Hayatı tabirini konuştuk. Vücut konuştuk. Mevcut konuştuk. Madum konuştuk. Nur konuştuk. Ziya konuştuk. Bir de galiba o burada belki lazım olur. Adem sırf vacibül vücudun zıttıdır. Adem ise vücudun zıttıdır madumun zıttı da mevcuttur. Vücudu konuştuk orada. Vücut, esmanın her bir mertebesi hakikattır. Hakikat. Esmalar haktır. Her bir mertebe hakikattır. Zıtları barındırmaz. Zıtları barındırmaz vücutta. E mevcutta zıtlar vardır. Karanlık, aydınlık beraberdir. Vücutta yoktur. Esmaların Kazanılan esmaların mertebelerin bütünlüğü kişinin vücududur. Hayat Allah'ın dışında yaratılan her şeyin malzemesidir. Ziya ise güneşten ziya çıkar. Anlamak için aydan nur gelir. Ayın kendisinin nuru yoktur. Güneşten gelen ziya istihaleye geçirir. Kendi aleminde, imbiklerinde geçirir. Ondan sonra bize nur, ışık gelir. Ziya ışık değildir ama içinde ışık da vardır bir sürü dalga boyları var. İki tane şuur var dedik. Bir akılda, aklın bütünlüğü, bir de vicdanın bütünlüğü. Aklın bütünlüğü şuur dişsaldır, mülke bakar. Diş eylemleri sentezler. Vicdanı şuur içseldir, enfusidir, iç alemi tanzim eder. İhtiyar dişsaldır, irade içseldir, enfusidir. Karanlık dişsaldır, aklîdir. Zulümat kalbidir. Şimdi bu Tabirleri konuştuktan sonra başlıyoruz. Elhasıl denilebilir ki hayat olmasa vücut, vücut değildir. Adem'den farkı olmaz. Ee, şeyi yazayım isterseniz. Bu lazım size. Şunun gibi. kavraşılsın diye şey yapıyorum. eee gibi. Bunların üzerine ne duruyor? Bunların üzerine zaten en, fa en fazla böyle 60 veya 100 tane tabir var. Yani biraz mesafe almak istiyorsan bu tabirleri alemde artık çözmen lazım. Da bu yaşa kadar geldik. Adem-i Sırf, Vacibül Vücuda karşıtır zıttır. Ha, şimdi Adem'den farkı olmaz. Onun için koydum. Adem nerede? Vücuda zıttır. Yukarıda ne dedi? Görüyor musunuz vücudu? Denilebilir hayat olmasa vücut vücut değildir. Adem'den farkı olmaz. Vücudun karşıtı. Hayat ruhun ziyasıdır. Hayat ruhun ziyası. Hayat ruhun. Ne yapar hayat? İçseli yapılandırır. İç alemimizdeki dünyayı ziya dediği için. Hayat şuur Hayatın nurudur. Bu sefer şimdi diş, diş sana taşıdı. Hayat içseli yapılandırdığı gibi diş dünyamızı da yapılandırıyor. Bir tanesi içsel, bir tanesi dişaldır. Burada dikkat edersen hayatta şuur, ruh ile hayatı karşı karşıya koyduğu gibi ziya ile de nuru koydu. Anladınız mı onu? Yani şöyle yazayım çok hoş olur. Güzel olur. Söyler misin onu bana? Hayat. Hayat ruhun ziyasıdır. Virgül var değil mi? Evet abi. Evet, evet abi. Hayat virgül ruhun ziyasıdır nokta. Şuur virgül hayatın nurudur nokta. Bak görüyor musun? Onun yerine şunu kullanıyor. Bunun yerine bunu kullanıyor. Bunun yerine bunu kullanıyor. İçsel dışsal enfusi mülk ruhun Ziyası hayattır. Hayatın nuru da şuurdur. Yani hayat e, nuru hayatın nuru şuur yani dısal. Yani dima. Tam bu dimadır. Bu ise vicdandır. Çok rahatlıkla koyabilirsin. Bunun boşunu yazmadım. Diyelim şey yapalım diye. Bu dima, bu vicdana baktırıyor. Bir daha bunu unut. Ruhun ziyası hayattır. Hayatın nuru şuurdur. Şuur e ne olduğunu buradan biliyoruz. Hangi şuur? Nurundur. Nur dışsaldır. Ve şemse ziyaya vel kamera nura. Şemse Kur'an ziyaya nispet ediyor. Barla kaçta sayfa hatırladınız mı? 148 galiba. Ee, şey kamera de vel kamera nura. Ha, nur dışsaldır. Allah'ın nuru vel velart. Ne demektir bu? Bu mevcudat donmuş esmadır. Hayatın nuru şuurdur. Ruhun ziyası hayattır. Yani ruh mahlukiyetinin hayat ile içsel içsel alemdir. O iç alemde içsel enfusidir. Vicdana bakıyor. Hayatın nuru, hayatın dışsalı şuurdur diyor. O zaman kafadaki şuur yani dışsaldır. Mülke ve dima bakıyor. i̇kisini cem edecek şimdi. Ee, şeyle. Şunu göstereyim. Vicdanla diman cemi nedir? Kalp. Kalptir. Gelecek. Acayip im, imbik imbik işliyor Risale-i Nur. Hafif dikkat edeceksin. Kapattım. Ruhun ziyası hayattır. Kapattım. Hayatın nuru şuurdur. Ters okuyayım. Nuru hayat şuur ile olur. Ziyanın ruhu da hayat ile olur. Nerede bakarsanız bakın. Külliyat. Külliyatın lugatı külliyattır. Bak. Açtı. Bunu Lugat'ta görebilir misin? Dişseldir, içseldir. Neyle çözeceksin? Devam ediyoruz. Şimdi bak oturdu değil mi abiler? Yani şunu demek istiyorum bak göstereyim. Şurada şuur hayatın nurudur. Şurada şuur hayatın ziyasıdır diyor. Bak buradan buraya. Bak şuur hayatın ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Hemen bir sayfada. İnsan şaşırıyor yani. Ama ne kadar imbik imbik işlemiş. Nasıl bir acayip iş bir şey. yaptı. Hani 22 sür defa okumuş da bitirdik dedik ya daha bir şey yok işte araçlara girmiş tasavvufta şurada maneviyat. Bu konuştuğumuz daha tabir tabir. Bunu şey yaptıktan sonra enfuse bu tabirleri çözdükten sonra enfuse döneceksin. Enfusi tefekkürle göreceksin ki bak tasavvuf nerede kalıyor. Onların boğulduklarını seyredeceksin iç aleminde. Başka da Risale-i Nur. Madem madem ki hayat ve şuur bak ikisi ruhun ziyası hayat, hayatın nuru da şuur. İkisini cem etmiş bak. Hayat ve şuur. Görüyor musun? Ve madem yani ruha ruha hayat neyse hayata şuur dodur. Madem şu alemde bir müşahede bir intizami kamil ekmel vardır. Madem şu alemde bir müşahede intizami kamil ekmel. Ne demek abiler? İntizam-ı Kamil Ekmek'ine ne diyeceğiz Resul? E, ee, Gazali'ye bunu söylettirmiş. Leysel fil imkan ebdehu mimakan demiş. Mi? 19 sözde. Yani imkan da Allah daha iyisini yapacak tabii. Yaptı cennet ama alemi şehadette yani alemi şehadetin işlevinde yani kast edilen gaye, maksada göre bu alemi şehadet şu sistem en iyidir. Her şeydir, hiçbir şey değildir şu alemi şehadet. Her şey 18 bin alemin kulasası böyle olur. Tayin ayrıdır, pekmez ayrıdır, bal ayrıdır. Şu ayrı bu. Karıştır bakalım başka bir şey oluyor. İşte 18 bin alemi karıştırdılar. Alemi şehadet burası oldu. Mesela diyelim ki hayatı yok. Şu yok gibidir. Şu biliyor mu kendisin şu masa? Varlığını biliyor mu? Ha var ha, yok. Korkunç. Ben bazen düşünüyorum. istemiyorum o taraflara girmeyi, tefekkür etmeyi. Mesela varım hani diyorum ya. Getirdim beni biraz geri. İmandan da önce en büyük nimet ile felçsin, körsün, topalsın tam böyle. Fakat kendi varlığının şuurunda mısın yani? Varım diyebiliyor musun var varım? Şu masa varım diyemiyor. Varım. Ben varım diyebilmek var ya var. Varlığının farkındalığının ifadesidir iman. Yani şu abi camit masayla ağacın arasında ne kadar fark var? Sonsuz değil mi? Bir hayatlı. Bir canlı ve cansız. hayatla arasında bu kadar fark var. Fark var. Yani ben varım diyebilmek, bilmek, varlığının farkındalığını özümseyen, fark eden kişinin dışsal ifadesidir iman. Farkındalık o. Yani varım diyebilmek, varlığının farkındalığıdır iman. Evet, Kur'an'da diyor ki en Allah "Ben Allah'ım" diyor. Bunun belirtisi de bize şuur vermiştir. Evet. Farkındalık yani. Mesela Allah, Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Şimdi düşünün. Allah bu tikerlemeyi yapıyorum devamlı ya. Allah, Allah olduğunu bilmekten ve Allah'ın, Allah o Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus lezzeti mukaddesesini düşün. İn aşağıya. Peygamber, peygamber olduğunu biliyor. Bütün kainat benden yaratıldı, ben onun nuruyum diyor. Bütün kainatın serveli çekildiği ve ben peygamberim. Peygamber peygamber olmasını bilmekten ve peygambere has bende yok. Peygambere has lezzeti mukaddesesini düşün. Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan lezzeti mukaddese. Onun için şunatı ı zatiyede lezzeti mukaddese budur. Soruyorlar abi lezzeti mukaddese nedir? Kur'an'da söylüyor. En Allah ben Allah'ım diyor Musa aleyhisselam soruyor. Ya Rabb'i senin kulların beni bana soruyorlar Senin Rabbin kimdir? Sen onlara de ki ben Allah'ım. İşte şu... Durur bu kadar abi. Evet. Madem hayat bu kadar. Nemet. Bu kadar. Yani <laughs> var olmak, hayat, varlığının farkındalığı şuur. Var olmak, hayat, varlığının farkındalığı şuur. Var olmak. Yani tanımlayamıyorum biliyor musun? Ne cennet olur karşında ne cehennem. Böyle bir şey olmaz yani bunların. Var olmak, hayat, varlığının farkındalığı şuur. Artık bu böyle bir farkındalığın karşısında cennet kayı olamaz ya. Tabi canım c cennet değil ki ya. Çocuğu yürütmek için. Oğlum bak geç oraya. Geç oraya. Al şu çikolata. Hadi yavrum balın. Hadi yürü yürü yürü. Yeni yürüyen çocuklara balın tutarsın ya. Ya kardeşim cennette bu manalar öyle geliyor bana. Cennet bir mekan abi. Evet. Bir mekan ya ama insan şu. O... Mekanın dışında ya. Yani bu dersler o kadar on ders yaptık. Hem yani böyle dikkatimi çeken, böyle zevk aldığım şey şuuru daha şu çok. Şuur evet şimdi değil mi? Elhamdülillah. Yani Mehmet'im farkındalığını fa ya Rabbi. Bak şimdi hani ustat diyor ya. Hafız. Sen hafızsın ha. O bilmiyor mu hafız olduğunu? Biliyor ama ben diyorum ki şu hafıza. Hafız senin hafız olduğunu ben de biliyorum ha. Bildiğimi bil. Ya Rabbi sen Allah'sın. Bilmiyor mu? Biliyor. Ama Allah olduğunu ben biliyorum, bildiğimi bildiriyorum sana. Evet bu şuurlar olur ve onu nasıl ifade edeceksin? Bunun adı iman işte. Aa, yani iman bu kazanılmıyor, bulunmuyor. Bu şuuru, bu farkındalığına Allah'ın verdiği cevaptır sana iman. Allah adım atıyor. Siz bir adım atarsanız ben on adım. Allah'ın verdiği cevaptır iman. Bu şuura verilen cevaptır. Her şuur kelimesi geçtiğinde abi şu birinci mertebe ansfe göz önüne geliyor. Allah Allah. Dördüncü şura. Evet. E şuurun sana kazandırdığı nimetleri nazara birey burada abi. <laughs> hem şuur-i iman, iman, hem şuur-i iman, hem şuur-i marifet. Şuur ama imanın şuuru bu de. Evet. Bu farkındalığı şuuru. Bu farkındalık bu başka bir şey. O dördüncü şuradaki kazanımların şuuru. Bu acayip bir şey. Bu başka bir şey yani buranın. Böyle değil bu. İmandan önce şuur bu. Var olmak hayat. Varlığının farkındalığını farkındalığından oluşan şuur. Varlığının farkındalığından varlığımın farkındalığının ifadesi olan bu şuura Allahça verilen cevap imandır. Bambaşka ya. Şu, yani farkındalık tabii ki Zaten imanız ifade ediyoruz. Evet. Yani imanın şey bakımından ötesi manası değil. Allah'ın verdiği cevaptır o. Mertebe değil bu. İnsan merkezli düşünüyorsun ya. Yani insan artık ne anlattık. Madem şu alemde bir müşahede dikkat ediyor musunuz? Ee, bir dikkatinizi çekeyim. Kur'an vel <Sessizlik> cibale evtada ve halaknakum ezvace ve cennene mekum subata ilahir. Hep birbirine zahirde kopuk gibi değil mi hafız? Yani bir roman, bir tarih, bir matematik, bir fizik anlatım gibi bir kitap, bir konuyu alıp bütün o onunla alakalı işlemiyor. Vel cibale evtada, dallaranda ve halaklakü mezvaca. Sizi çift yarattım. Yani ne alakası var gibi değil mi aslında? Şimdi bu cümlelere bakar mısınız? Hiç birisiyle birbiriyle alakası değil. La teşbih ve la temsil. Yine bana ucuma çıktılar ama. Bak şimdi bir mevzuyu alıp da onu açılımını giriş gelişme yapmıyor. Hepsi müstakil bir hüküm cümlesi. Denilebilir ki hayat olmasa vücut vücut değildir. Tamam. Adem fark olmaya. Hayat ruhun ziyasıdır. Ne alakası var şimdi bunlar? Hepsi hepsi müstakil cümle. Anladınız mı? Biraz böyle inceliği fazla iş, iş yapmak istemiyorum. Bak vel cibale da Dağları kazık yaptım diyor. Ve halakna kumezvaca diyor. Uyku istirahat için yaptım diyor size. Bunun cevabını veriyor ya nerede nereye atlıyor diyor 15. <laughs> 15 15. söz değil miydi? Ama yani, ya şuraya bak ya. İlginizi çekmiyor mu? Ne alakası var bunlar? Hepsi cümle tek başına gitmiş yani adam. Her bir her bir cümle tek başına ya. Tuhaf ya. Tuhaf tuhaf külliye tuhaf. Bak diyor ki madem şu alemde bir müşahede bir intizamın kamil ve ekmek ekmel vardır. Sonra ve şu kainatta bir itkani mühkem, bir insicamı ahkem görünüyor. Nedir o? Itkanı mühkem? E kusursuz. Sonra insicamı ahkem ne demek? En sağlam, bozulmaz bir. Acayip bir şey. Yani ifade ettiğim ana bozulmuyor, bozamazsınız. Sonra madem şu bir çare perişan küremiz, fark var. birisi ne dedi Dedi ve madem şu alemde bir müşahede bir intizam ve alemde alem. ve şu kainatta bir itkanı muhkem var diye. bir şey. Bir intizam kamı Madem şu alemde alem ve sonra kainatta diyor. Evet. evet. Alem ve kainat. Alem nedir? Alemdir. 18 bin alemin e, bak şimdi insandaki hulasalarınızı bedeni misalileridir. Alemler. Kainat ise Arşakada olan vücudu hali cismaniyettir. Cismaniyet, cismaniyet var ya cismaniyet. Şöyle cismaniyet ne demektir anlatayım. Ceset atomiktir. E-Ceset. Cisim ise e, içsel alemdeki vücutlardır. Fikir, hayal, e, merhamet, şefkat. O da idir, cisimdir. Ceset atomdur. Cisim içseldir. Yani ceset dışsaldır. Cisim içseldir. Cismaniyet ise cennettir. Yine e demek? Esmanın perdesiz ettiği, tecelli ettiği yerdir. O nere ona ne denilir? Cennetin damı arştır. Oraya kadar adı kainattır. Kabu kavsene kadar ki alemlerin alem dedim adı şecele-i hilkattır. Alemler kapsar hepsini. Kainat kapsanır. Yani yedi beşi kapsar gibi. Hmm. Evet alem deyince manevidir. Kainat deyince cismani söylüyor. Dikkat edersen madem şu alemde bir muşad intizamı kamil ekmek vardır. Kainatta baktığın dünü itkan-ı muhkem, insicam ahkem vardır. Yani hükümler ve namus ve kanunlar işliyor ve ona ona bina edilen maddi sistem bozulmaz, sağlam. Madem şu bir çare perişan küremiz alem bak şimdi görüyor musun Mehmet? Elime bak abim. Alemlerden indi kainata. Şimdi dünyaya geldi. İndi aşağıya. Küremiz, sergerdan zeminimiz. Bu kadar haddü hesaba gelmez zevil hayat ile, zevil ervah ile, zevil idrak ile dolmuştur. Zevil hayat bu ağaçlardır. Yani zihayat, hayat sahiplilik getirir, canlılık. Ee, zevil erva, bu ruhanileri konuştuk ya böyle, ee, sesten, suretten, manadan, rahyadan, Ruhaniler Zevilidrak da melektir. Zevil kullanıyor melek. Meleklere ne yaptı? Ağaç ve karanlıktan, nurdan, nardan, rayadan, sesten, suretten vs. Ruhani yaratılıyor. Zevil ervah deniliyor. Ne yaptı? İki ervah. Üç, zevilidrak. Bu da melaike. Bununla dolmuş mudur? Evet dolmuş. Küre -yars. Şimdi bak ne diyecek? elbette şu sağ, elbette sadık bir hats ile yani suratlı bir ruhsal bir intikal ile gereklilik gereksinme ile yani bunlar varsa mesela şöyle usta çok güzel şey kullanıyor. Saniye dönmesi neyi gösteriyor sonuç olarak sonucu? Dakika dönüyor. Şüphe ne olur mu dakikadan? Saniye döndüğüne göre dakikada dönüyor. Endişsaldır. Çünkü e, bize gözüken saniyedir. Saniyenin dönmesi dakikanın döndüğünün dişsalıdır. Dakika da dönüyorsa gözükmeyen saatin döndüğünü gösteriyor. Çünkü saat dönmese dakika dönmez. Biz saati görmüyoruz, dakikayı görüyoruz. Biz dakikayı görmüyoruz, saniyeyi görüyoruz gibi tamam mı? Saniye dişsaldır, dakika içseldir. dakka dişsaldır, saat içseldir. Aynen bunun gibi bu saatin dönmesi, bu zamanın, şimdiki zamanın mazi olması... İstikbanın an olması gösteriyor. Bu da saniye. Dünyanın da dönmesi, kaybolması ahireti gösteriyor. İster ister. Bu mantıksal sürecin adı hadstır. Sureti yani gerekli, gereksimidir. Zorunlu neticesidir. Hads. Bu hads ile katı bir yakin ile hükmolunur ki şu kusuru semaviye ve şu burucu Samiye'nin dahi kendilerine münasip zihayat, zişur sekeneleri vardır. Yani bunlar küremiz böyle mi? Böyle. Ee, şimdi yukarıya baktığımız zaman parlayan bu bir sürü yıldızlar var. Ee, bugün bir notuma denk geldim. Öyle güneşler varmış ki şems daha büyük. Bilim söyledi. Ee, güneş dünyamızdan bak bir, güneş şu güneş dünyamızdan 1 milyon 400 bin, defa, 400 bin defa büyük 1 milyon öyle güneşten var ki bizim güneş değil güneş sistemi onun içerisinde mikrop gibiymiş. Bin, bin sene, bambaşka bir şey ya bizim sene evet. Işık o da. o bu başka daha, ili, daha, ilerisi o şu anda bilimin yeni söylediği bir şey Allah Allah evet Amin. Hayat bir şeye girerse onu aleme dönüştürür. Acaba alem için bir tanımlama gibi bir olur mu? Evet olur. Çünkü e, hayat hayat ile bütün alemler yaratıldığı için hayat neyse bütün alemleri arkasına götürmüştür. Camit bir şey hayat girerse bütün Evet. Yani hayat neydi hayat? Allah'ın dışında yaratılmış bütün alemlerin Maddesidir. Hayattan yaratılmış. Evet. Süzülmüş. Doğru söylüyor Mehmet. Şimdi o Mehmet kardeşi hatırlattı da. O zaman hayatın büyük küçüğü yok. Azı çoğu yok. Gramı da tonu da aynı şey. Yani bu bizim için büyük küçük ağır kolay. Hayatın zerresi büyük küçüğü yok. şeffaf. Şeffaf olduğu için. Hayat varsa alem oradadır. Örnek Hasan abi dağına dağla karıncaya misal veriyor. Elbette sadık bir hads ile, kati bir yakin ile hükm olunur ki, yani intikal edilir ki, saniye dönüyorsa dakikada dönüyordur. Ömür geçiyorsa, yani an mazi oluyorsa istikbal daha ne oluyor? Yani sen bana söyle şimdiki zaman yoksa gelecek zaman var mıdır? E, an mazi oluyorsa otomatik istikbal da an olacaktır. İşte istikbal nereye kadar götüreceksin? Dünyada bitiyor ahirette 7 tane saat koymuş ustad. 7 tane 10 tane. 10 tane saat koymuş. 10 tane saat mesela günü gece ve gündüzü sen saniye gibidir diyor. İşte haftaları, ayları ve seneleri, asırları dünya dünya da bir saatmiş. İbreymiş, ibre. Evet, saati kübra ve ahiretin döndüğünü gösteriyor gösteriyor. Yani bizim saatin döndüğünü Akrep'in döndüğünü göremezsiniz. Saat böyle git göremezsiniz. Ama onun döndüğünüz saniyeden anlıyoruz. Ahiretin varlığı dünyadan anlıyoruz. E bir de okuyayım şuraya. Elbette sadık bir hads ile ve kati bir yakin ile hükm olunur ki şu kusuru semaviye Semavi kasırlar. da kasırlar şu burucu samiye Nedir o Burcu Samiye? Samanyolu. Samanyolu yani Bilmiyorum. galaksi yani. Burçlar. Burçlar. Yani o galaksi Samanyolu da o da onların burçların içerisindeki boşluğu boşluk değil de işte sistem. Aslında burçlar ya. Yani. Burucu Samiye'nin. Dahi kendilerine münasip zihayat, zişur sekeneleri vardır. Ha? Bakayım neler varmış. Balık suda yaşadığı gibi Hayal edin balık suda yaşadığı gibi. Güneşin ateşinde dahi o nurani sekeneler bulunur. Demek ki ya suda yaşanır mı ya? Yaşanır işte yaşayan var. Ateşte yaşanır mı güneşte nükleer santralde? Var tabi. O mesela nar nuru yakmaz diyor. Hatta medet verir. aa burada burada değil mi? Nar nuru yakmaz belki ateş ışığa medet verir. Şimdi, bunlar malzemeyi toplayarak götürüyor. Bir şey verecek. Madem kudret ezeliye bir müşahede en adi maddelerden, en kesif unsurlardan hadsiz zi hayat, zi ruhu halk eder. Gayet emniyetle maddeyi kesifeyi, hayat vasıtasıyla maddeyi latifeye çevirir. Bu hani şey misali, balık normalde kendisi kükredir yani et parçasıdır. Ama suya baktığı zaman latiftir. O suyun içinde yaşandığı gibi hani onlardan nuru yakmıyor. O ateşte de mesela nurani cisimleri mesela yaşıyor. Evet. Bak, denizin içinde o cisim, et parçası, balık yaşadığı gibi ateşin içinde yaşayan mahlukatlar. Hı. Bunu semavata galiba. Mesela daha biraz da test yapayım ben. Kokuşmuş bir et düşünün, çöpe atın. Kokuşmuş bir et. Hayat var mı? Yok yersen hayatını yok eder Kokuşsa kurtlanır mı? Her şey, hayatı olmayan hatta kokuşan şeyden hayat nasıl fışkırdı? Nereden çıktı o kurt? O kurt et, o etin neresindeydiyse bedenin de orasında ruh vardır. Dünyanın orasında ahiret vardır. Nar nuru yakmaz belki ateş ışığa medet verir. Madem kudret ezeliye bir müşahede en adi maddelerden çöpe attığınız et parçalarından en kesif unsurlardan hadsiz zihayat. Sonra ziru yani o et parçasından sinek ruh sahibidir. Halk ediyor. Niye ediyor? Yani sanki hayat mektep gibi, askeri kışta gibi cahilleri eğitilen yerdir. Mesela bitkileri yiyoruz, elma armut yiyoruz. Niye? İnsan olsunlar diye. Halk eder gayet emniyetle maddeyi, kesifeyi, o kokuşmuş eti Ahirete mal ediyor. Niye kurtlanıyor? Tabii bir sürü biyolojik şeyleri var suretteki manası. Ama esas hakiki manası nedir? O kokuşmuş et parçasını içerisindeki hayat hakikatını ahirete mal etmek için orası kıştan mektep gibidir. Onun içerisindeki hayatı çıkartıyor. O hayat bekaya mal oluyor. Onu bile ahirete mal ediyor Allah. Şu şey hatırıma geldi. hani hayatın mülk ve melekütü şeffaftır. Yani Cenab-ı Hak hani onu perdesiz yaratıyor ya abi. yani, <laughs> hayatın perdesi yok. Perde yok. buna delil nedir? Mesela dışarıda tamam ağacın, hayvanın bir esbabı var diyoruz. Diyelim bir güneşten, havadan, sudan yarattı diyoruz değil mi? Hani o kapalı kutu mesela şu tahtanın içinde Allah hayat hareket ediyor. O tahtanın içinde yani böcek kalk ediliyor değil mi abi? Evet ya. O güneş görmemiş su görmemiş, hava görmemiş. Ya. Peki bu, bunda ruh var. Ve tam bir de şu, ağaç kurtları ruhludur, ağaç ruhu yok. Evet. Ağaç ziyayattır, ağaç kurtları ziruhtur. Ya o yüzden perde, perde yok. Tesir etmediği burada evet. ağaç görünüyor yani. Şu anda Allah görüyor mu bizi? Evet. Görüyor değil evet. mi? Ona bahsediyoruz. Hadisi kutsi var biliyor musun? Bir iki adam, bir iki dakika, bir iki nefes, bir iki kelam. Barla da geçiyor 163. Evet. Rabbini görüp gösterirler, sevip sevdirirler. Allah'ın sema müekelleri yerin müekellerine diyor ki ah sizin üzerinizde böyle insanlar var. Ne bahtiyarsınız diyor. Bu adı bakın şeyde Barla'da. Şu anda Allah görüyor mu? Ya Rab sen şahit ol. Senden seni istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İsteyene cenneti ona ver Allah'ım ben senden seni istiyorum. En adi maddelerden, en kesif unsurlardan hatsiz ziyahat ziru halk eder ve gayet emniyetli emniyetle madde kesifi beni çok etkileyen bu şeydir bu. Eşşecerül ee, Ahtar yani o e, 25. sözde 406 mıydı? Orada diyor ki ahiret ispat etmekten kullanıyor şöyle bir odun. Odunun içi karanlık karanlık odundan Nur e, kesif sakil ağır bak ağır odundan Latif bir yerde bulunan odundan her yerde olan enerji tek şey olan odundan Nur ve duman yani zıttı zıtından çıkartıyor çok tuhaf ya o bu zıttı zıtından çıkartarak diyor ki ben varım diyor da insan acayip ya diyor ki ölüdü bak maddeyi kesifeyi. bak ne yapmış Hayat vasıtasıyla madde Latifeyi çeviriyor. Mesela maddeyi kesife. Evet. Do hayat mesela diyelim ki et kokuşmuş. Hayat hayat bir aktif oluyor orada. O kokuşmuş maddeyi kesife. Odun çürümüş. Odun hadi. Ee, dedim ki bugün et et kurtlandı. Eğer maddenin doğasından tabiatın sonucu olsaydı kurt da sığır olması lazım. Yani denizoya sığır çıkması lazım. O zaman işimize gelirdi. Yerdik yerdik sığırın hepsini. Bir parçayı koyardık oraya. Kurtlanacaktı. O kurt nedir? Sığırın yavrusu gibi. Büyütecektik. Tekrar sığır olacaktı. Lan o et sığırın DNA'sı var. Ama kurt çıkıyor. Bir kar kurtlanıyor bir de. Hiç de alakası yok yani. Öyle olsa etin fiyatı çok düşer aslında. Yani Allah hakikaten Allah'lık yapıyor ya. Hiç gördünüz mü? Elinize aldınız mı o eti parçasını? Ben aldığım için... Bu çok etkilenmiştim böyle. Ee, unutmuştum da e, köyde. Bu et parçasını unuttum tezgahta. E, ee, tezgah kutunun içinde yoğurt e, kutusu vardı. Bunu dışarıya dedim çöpe atarım. Almayı unuttum. 6 ay sonra mı ne gittim? Oo açmadım tamam tamam eyvah onu aldım dışarıya. Arkadaşlar bin bir çeşit kurt mu parazit mi bakteri mi yani her şey var benden başka her şey var. Ha eğer hakikaten o etten e, kendisini imal etseydi deneasından koyun çıkması lazım. Çünkü koyun etiydi o. Ben de o kutunun içine geldiğim zaman koyun göreceğim. de gördük abi. Kelleyi pişirecektik. Baktık kelleden böyle öyle bir kurt fışkırdı sanki içinden. Allah. Kellenin içinden. Ya. Kellenin içinden. Kurt bir de şey, ceviz. <laughs> tamam. Yani burada şey anlatılıyor. Ee, Kesif ke, ama yani maddenin zorunlu çıkışı olsaydı o denadan o çıkmazdı. Cevizin kurtlanmasına bakın. Beyaz kurt. Yani cevizle ne alakası var? Ceviz ziyayattır. Kurt si ruhtur. Ruh sahibidir. Yani onun ruhu cevizden gelmemiştir. Latife'ye çevirir. Ve nuru hayatı her şeyde kesretle serpiyor. Yani Hayat her yere serpmiş Allah. Her yerde hayat. Su kokuyor. Dursun dursun. Bu sefer orada da canlılar başlıyor. Yani su biliyorsunuz çok durursa kokuşur, kokar ve mikro canlılar başlıyor. Çıkıyor. Şimdi nereye bağlayacak? Şuur ziyasıyla ile ekser şeyleri yıldız diyor. He. Şimdi hayatın şuuruyla ile ekser şey yıldız diyor. Yani hayat ile Kendisinin dışında hayat ile var ediyor böceği fakat bir şuur, zi şuur yapıyor mesela. içsel yapılandırmayı yapıyor hayat. Yani hayat tek şey değil abiler onu demek istiyorum. Mesela şöyle rafineri edilse yerden e, petrol çıktı. Katran gibidir petrol. Sipsiye bir şeydir yani. Sonra onu rafineri ederler. Mazotu çıkarlar. Biraz da rafineri ederler. Benzin olur. Biraz da rafineri olur. Oktan benzin olur. Biraz da rafineleri uçak benzin olur. Biraz da rafinele derler. Roketlerin olur. Roketlerin şeyi olur. Yani bir orada bitmez yani. diye durur. şimdi hayat aynı petrol gibidir. En kesifiyle asfalt dökülüyor. En latifiyle roket atılıyor vesaire. Hayat da öyle. Bir hayatla beni yapıyor. Sonra gene bu hayatta beni yapılandırıyor. Yani şuur his yes, hayattan yapılmıştır. Fikir hayattan yapılmıştır. Düşünce hayattan yapılmıştır. Şefkat hayattan yapılmıştır. Latife insanı hayattan yapılmıştır. Meramet, vefa duyguların bunlar mahluktur hayattan yapılmıştır. Yani şöyle misal versem geçeyim o kadar olur herhalde. Topraktan ağacı yapıyor Allah. Nerede yaptı bunu? Topraktan. Aynı topraktan yaptığı ağaca aynı topraktan yaptığı ağaçtan elma yaptırıyor. Yani ilk önce tezgaha kuruyor. Topraktan ağacı yapıyor. Sonra aynı topraktan bu yaptığı makineden elma imal ediyor. İşte Allah ilk önce hayatı yapıyor. Hayatla bizi yapıyor. Bizi yaptıktan sonra diş salımızı, içimizi de latif yapılandırıyor. Ne yapıyor? Hayatla bizi yapıyor, nurlandırıyor var ediyor bizi. Sonra ziyan yapıyor hayat. Nurdan daha latif nedir o? Fikir, vehim, düşünce, hayal, şefkat, merhamet, muhabbet, aşk, korku, gadab, hiddet, öfke. Bunlar hep hayatın ziyası. Karaciğer böbrek hayatın nuru. Hayatıyla ile beni yapıyor, sonra yapılandırıyor. Diyor ki, şuur ziyası ile excel eşyaları yaldızlıyor. Şuur. Elbette o Kadir Hakim, o Hakim, hikmet sahibi, bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle, nur gibi, iyi bak şuraya bak, nur gibi, yani şu nur. Ama bu donmuş nur. Bu donmamış. Buna yarım nurani deniliyor. Nur gibi. Sonra esir gibi, ruha yakın, manasip olan sair seyalat-ı latife maddeleri ihmal edip hayatsız bırakmaz, camit bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Yani bu kokuşmuş eti ne halin varsa görün demedi. Allah o kokuşmuş etten o etle hiç alakası olmayan ruh çıkartıyor. Ahiret hesabını latifleştiriyor. Onu hayatsız, ruhsuz bırakmayan Allah eti, şey ışığı, ete bak, ışığa bak. Işığı ve esir maddesini esir maddesi nedir? Beraber gidelim. Bu atomdur. Biraz da arkası enerjidir. Biraz da arkası es esirdir. Biraz da arkası maddi hayattır. Biraz da arkası aynı hayattır. Tam bu kadar esir maddenin arkasındaki enerji ve enerjinin arkasındadır. şimdi Allah kokuşmuş etten ruhu çıkartırsa şu nurdan ve esiri hiç ruhsuz bırakır mı? Bunu kullanıyor da, bunu israf etmiyor da, bunun içerisine, etin içerisine ha, ruhları yerleştiriyor da esirin içerisine ruh mu koymayacak? Ruhsuz bırakır mı? Diyor. Nur gibi, esir gibi ruha yakın ve münasip olan sayır seyyalat latife maddeleri ihmal edip hayatsız bırakmaz. Camit bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Şimdi esas geliyor bomba. Aa, bak şimdi diyor ki belki Allah ruhları nereden yaratıyor? Belki maddeyi nurdan hatta zulmetten Allah ruhani yaratıyor karanlıktan. Şu karanlık dediğiniz nedir biliyor musun? Kadir gecesi için deniliyor ya ayette izdirham olmuş. Yani o kadar melekilmiş inmiş ki yeryüzünde melekler birbirini itiyormuş. Ona bir şey tabir kullanıyor. Ben de ben de ben de ineyim. Ben de ineyim. A -a -çok biraz saf açsanıza ya gibi bir ta tabir kullanıyor. Yeryüzü o kadar doluymuş. Karanlık o donmuş ruhanilerin vücududur. Mahluptur. Şu karanlık iyi yaslanın ve rahat edin. Bir şey söyleyeceğim. Şu karanlık canlıdır ruhludur, şuurludur. Çünkü o karanlık ruhanilerin vücudu haricileridir. Allah hiçbir şey hayatsız bırakmamış. Bak zaten söylüyor. İşte karanlık dediğin canlıdır, ruhludur, şuurludur, ruhanilerin vücudu haricileridir. Bak şey yapayım. O için Miraç gece olmuştur. Bir sebebini söylüyorum. Niye gece olmuş Miraç? Niye içine bağrını almış? gece gece yolculuğu Miraç. Niye gündüz olmadı? Gündüz hmm, zaten evet, bu, bir tabii bizzat. He. Görüş ki gece olmasaydı dünyaya gelmek istemez demiş. Ne dünya? Gece olmasaydı dünya gelmek istemezdi demiş. Dünyaya gelmek istemezdi. Allah Allah. Niye biliyor musun? Yani Niye? gecenin ibadetinin अहमiyetin olması demiş. Evet ya. E gece eee daha çok eee dimağ devre dışı olup içsel alemlerin ayağın olduğu hep gece alemidir, içseli simgeler. Yani içsel peygamberlere gece aleminde namaz farzdır. ayrıyeten gece namazı var ya teheccüd. Miraç niçin gece olmuştur? İşte sana daha ne açayım? Şu gördüğün şu gece var ya. Gece ile karanlık farklıdır ha. Gece ile karanlık farklıdır. Gece karanlık değil. Gece bir alemdir. Ge gündüz de gün gece aynı eşittir. Cenab-ı Hak ayır dediğim diye gecenin üzerine bir siyah örtmüş boyamış. O karan, siyah gördüğün o örtü, şu karanlık dediğin şey e, ruhaniler, ruhanilerin vücudu haricisidir. O canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Aa, bak şurada söylüyor zaten. madde nurdan. Bu madde nurdur. Tamam mı? Tamam ben ezber mi söylüyorum? Bak madde nur. Güneş için nim nurani, yarım nuran. madde nur. Bu madde ama nurani maddedi Tamam. Hatta zulmetten, nurdan yaptı. Zulmetten, Hatta esir maddesinde dikkat ederseniz karanlık bundan daha nurlu şeydi, latiftir. Maddeyi nurdan inceleş, hatta zülmetten inceleş, esirden, hatta manalardan, hatta şimdi geliyor bu tarafa havadan, hatta kelimelerden. Hava deyince bu atom bir şey değil ha. Hatta zihayat, zişur kesette halk eder ki ee, Zülmette bak dedim ha zihayattır, hayattır zi Bana diyorlar ki nereden çıkartıyor bu? Lan yazıyor yazıyor. Yazıyor. Eski de, ne zaman satılırdı biliyor musunuz? Gazete. Ha, yok gece gece satarlardı. Yazıyor yazıyor. Van canavarını yazıyor. Yakalan hani askerde. <laughs> 1975. Gece, çıkardı, gece, gece Yazıyor yazıyor. Can, van, can Van canavarı yakalandı yazıyor. Yoğurt bile böyle şey dağıtırlardı, alacağım. Böyle omuzunda bir tane şey vardı böyle, yoğurt satan vardı. Bir tane böyle şey vardı, okul zili gibi. Yoğurt böyle iki tane sağ arası vardı. Şöyle keserlerdi böyle. Yoğurt, süt böyle. Böyle tong tong yapınca çoban geldi diye yoğurtu biz öyle şey yapardı. Kast simit, simit gece satılırdı sokakta. Niçin gece daha çok açılıyor? Niçin mağaralara giriyorlar? Niçin tefekkür ederken gözünü kapatıyor? Niçin tefekkürde hep içeriye girmek isteyen? Niçin nazarını zahirden çek içeriye al diyor ustad? Ya. Şimdi kabir ne kadar güzeldir şimdi. Şimdi bitireyim ki saatimiz geldi Kur'an okumaya. Zişur kesedir. Halk eder hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi bu e, karanlıktan nurlardan, esirden ...manadan, nur, nurdan, zülmetten yaratılmasını neye benzetiyor? Diyor ki, nasıl ki hayvanatın ne kadar çeşidi var? 100, 100 bin çeşit hayvan var. Yüz bin çeşit bitki var. Ecnastarı gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları... ...o seyyalat-ı latife maddelerinden halk eder. Hangisinden yaratıyormuş? Maddi nurdan, zülmetten, esir maddesinden, manalardan, havadan, kelimelerden zihayat ne yaratıyor? seyalat laftife maddelerinden e, mela, halk eder. O halk ettiği ruhanilerin bir kısmına melaike, bir kısmına ruhani, bir kısmına e, cin ecnaslarıdır. Yani e, şu maddeden... Nurdan melek yaratıyor, ruhani yaratıyor, cin yaratıyor. Yani hepsi aynı şeyde değil. Mesela karanlıktan daha çok şeyleri yaratıyor, cinleri yaratıyor. Melekler nurani olduğu için bu nurani şeylerden yaratıyor. Demek ki yaratıyor. Meleklerin, ruhanilerin kesletle vücutlarını kabul etmek ne derece hakikat ve bedihi ve makul olduğunu ve Kur'an'ın beyan ettiği gibi onları kabul etmeyen ne derece hilaf hakikat ve hilaf hikmet bir hurafe, bir dalalet, bir hezeyan, bir divanelik olduğunu şu temsile bak gör diyor. Şeyde bu sayfayı göstereyim size de yani bu akşam burayı okuduk. Yani bu şurası var ya abiler şurası maddenin fonksiyonudur diyenler var ya madde, tabiat, esbabı tarumar ediyor. Yani şurası şurası yani şurası eğer ömrümüz olur da yine beraber mutala edersek bayramdan önce bayramın üçüncü günü şey var. Burada dima dersi var. E, fakat bunu sizinle yapmak isterim çok. Şu sayfa abim 509. Bu Darwin bak başka Darwin e, reenkarnasyon ruhların dönüşümü tabiat, esbab kendi kendini duman eden bir yer. Zaten nükte. evet o alt üst ediyor ama mükemmel bir harika bir yer. Yani çok mükemmel. İnşallah. Ve davahum en rabbil alemin el fatihatı salavat. Abim hayırlı geceler olsun inşallah. Amin. Bu e, şey gece karanlık manası e, sıfatın kaybolması, gölgenin kaybolması. Zatın biraz daha duhuruna yaklaşıldığından dolayı mıdır? Bir sebebi o. Çünkü e, peygamere sormuşlar Ya Resulallah Allah bu kainatı yaratmadan önce neredeydi? Amadaydı diyor.